Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kahvaltıya harika bir tarifim var sizler için. Haydi buyurun yapılışına geçelim. Malzemelerimiz 2 su bardağı ılık sütümüz var. El yakmayan derecede ılıtmamız gerekiyor. 1 tatlı kaşığı kadar şekerimiz. 1 paket hamur kabartma tozumuz, hatta bir paketten biraz daha az da koyabilirsiniz dilerseniz. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var. İyice çırpalım. Birazcık da içerisine unu ekleyelim. Toplamda 4 su bardağına yakın bir un kullandım bu ölçüde. Yavaş yavaş ekliyorum bu şekilde. Yani alabildiğiniz un ekleyebilirsiniz. Ben yaklaşık 4 su bardağı kadar bir un kullandım. Çok yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Çok cıvık olmayacak. Çok az elde yapışsa yeterli olacaktır. Ama kesinlikle sert olmaması gerekiyor hamurumuzun. Eğer ki sert olursa bu sefer hamurumuz sert olduğu zaman böreklerimiz de sert olacaktır. O yüzden mümkün olduğunca böyle yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Böyle yavaş yavaş ekleyerek öyle eklememiz gerekiyor. Yoğurarak devam edelim. Alabildiğine kadar un demiştim zaten. Ama yaklaşık 4 su bardağına yakın bir un elde ettim ben. Bu şekilde yoğuruyoruz. Eğer ki vaktiniz varsa bir 10-15 dakika kadar hamurlarınızı dinlendirebilirsiniz. Ben şimdi bir de bu şekilde tezgah alıp tezgahın üzerinde birazcık daha yoğuracağım. Çünkü böyle hamurlar ne kadar çok yoğrulursa o kadar da çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Çünkü kabın içerisinde çok istediğimiz gibi yoğuramıyoruz. O yüzden böyle bir tezgahın üzerine alırsanız çok güzel bir şekilde yoğurursunuz. Elimle hala yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz üzere hamurum çok yumuşak olduğu için hatta tezgaha da yapışıyor. O yüzden sürekli unluyorum. Çok güzel bir hamur elde edeceğiz. Dediğim gibi eğer vaktiniz varsa hamuru yoğurduktan sonra bir 10-15 dakika kadar hamurunuzu dinlendirebilirsiniz. Bu arada hamur kabartma tozunu kullanmak istemezseniz 1 tatlı kaşığı kadar kuru instant maya da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmıştır. Dilerseniz bu ölçüyü azaltabilirsiniz. Ben 2 su bardağı süt kullandım. Biz kalabalık olduğumuz için fazla yapmıştım. Eğer az kişiyseniz 1 su bardağı süt de yeterli olacaktır. Ona göre tabii unun ölçüsü de az olacak. Gördüğünüz gibi artık hamurum tamam. Sizlere de şöyle gösterdim yumuşaklığını. Şimdi küçük küçük bezeler ayıracağım için elimde şöyle hafiften açıyorum, uzatıyorum hamurumu. Bir bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Çok fazla büyük bezeleri yapmayın. Ben şu an böyle kestim ama daha sonra küçülteceğim onları. Kolaylık olsun diye bu şekilde kestim. Minik minik bezeleri alalım. Yani cevizden birazcık daha büyük olacak şekilde alsanız yeterli olacak. Bu arada hamurumuz çok yumuşak olduğu için mutlaka tezgahınızı unlayın. Yoksa tezgaha yapışacaktır. Böyle minik minik bezeleri alalım. Yani ceviz büyüklüğünü geçmeyin, öyle söyleyeyim. Çünkü daha bu pişerken de kabaracağı için bu sefer çok fazla büyük olur. İstediğimiz gibi bir lezzet ve görüntü elde edemeyiz ne yazık ki. Ben böyle bezeleri alıyorum. Üzerini örtüp bir 5-10 dakika kadar dinlendireceğim. O dinlenirken ben de o sırada iç peynirini hazırlayacağım. Bakın bu şekilde üzerinde örtelim ki kurumasın. Birazcık dinlendirdikten sonra şimdi ilk bezemden başlıyorum. Yine tezgahımı unlamayı unutmayalım. Çünkü yapışır. O yüzden şöyle hafiften bir merdane yardımıyla çok fazla bastırmadan yuvarlak bir hamur açalım. Çok da ince olmasın hamurumuzu açarken. Yoksa pişerken patlar, delinir. Bu sefer de tüm peynirler dışına çıkmak zorunda kalır. Ne kalın ne ince olacak şekilde hamurumuzu bu şekilde açalım. Çok da kalın olursa içi pişmeyecektir hamurumuzun. O yüzden çok dikkat edelim. Bakın bu şekilde açtım. Köşeye koyuyorum onları yine unladığım bir tezgahın üstüne. Hepsi bir köşede bekledikten sonra daha sonra iç kısmını koyacağım. Diğer türlü kurumasını istemiyorum çünkü. Böyle yaparken de yine üzerinde örtüyoruz. Üzerini örtelim ki hamurumuz kurumasın. Önce açalım, daha sonradan da şeklini vereceğiz. Hepsini aynı şekilde yapıyorum. Hani tam düzgün bir şekilde yuvarlak olmasına da gerek yok. Daha sonra bir bıçak yardımıyla kenarlarını kesersiniz. Yani ben de öyle yapacağım çünkü. Şimdi iç kısmını hazırlayalım. Ben peynirli kullanıyorum. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz iç kısmını.
Çok yağlı bir peynir kullanmayın bu arada. Kaşar peyniri falan tavsiye etmem. Pişerken akıyor çünkü içerisinden. İlk önce bu şekilde bir bıçak yardımıyla fazlalıklarını alıyorum. Geri kalan kısmında bir çatal yardımı ile böyle iyice sıkıyorum, kapatıyorum. Çünkü içinden çıkabilir. O yüzden çok önemli bu nokta arkadaşlar. Böyle çatal yardımı ile iyice sıkılayın. Aslında benim peynirim yağlı olmasaydı o bıçak da yetecekti ama peynirim biraz yağlı olduğu için içinden akmasından korktum. O yüzden bu şekilde yaptım. Geri kalan hepsini yapıyorum bu şekilde. Yine bir tepside biriktiriyorum. Ben bunu yapmaya başladığım zaman da ocağa yağımı koydum. Yağım kızarıyor bu arada. Çünkü yağımızın çok iyi kızarması lazım. Buna dikkat edin. Eğer istediğiniz gibi kızarmazsa bu sefer hep yağ çekecektir. Güzel bir sonuç elde edemeyiz. O yüzden yağınızı şimdiden koyun, kızara dursun ağır ağır. Hepsini aynı şekilde yapalım. İstediğiniz şekilde içinde hazırlayabilirsiniz. Ben peynir kullandım. Dilerseniz kıyma da yapabilirsiniz, çiğ börek gibi. Hepsini tepsiye alıyorum. Ve kızarmış olan yağın içerisine hepsini ekleyeceğim. Bu arada ben eşimi bırakıyorum. Eşim kızartacak. Çünkü ben geri kalan hamurları daha yapmaya çalışıyorum. Zaten bir kısmı pişti. Şimdi diğer kısmını da sizler için gösteriyorum bu şekilde. Altı çok fazla harhar ateşte olmasın. Dışı çok güzel pişer ama içinde çiğli kalabilir. O yüzden orta bir ateşte, yani çok fazla bir ateş olmasın. Orta ateşte pişirelim. Kabardıkça çevirebilirsiniz öbür tarafını. Çok dikkatli olun. Kabaran kısmını patlatmayın. Patlatırsanız eğer ne yazık ki yağ çekecektir o kısımdan sonrası. Dikkatli bir şekilde yapalım. Alt tarafı kızarınca diğer üst tarafına da geçebiliriz kızarması için. Bol yağda kızartıyoruz. Ağır ağır. Ben sizler için her aşamasını gösteriyorum. Tüm püf noktalarıyla birlikte. Bakın alt kısmı bu şekilde olduktan sonra diğer tarafını da çevirelim. Şimdi diğer tarafta iyice kızardıktan sonra artık ocaktan alabilirsiniz. Bir havlu kağıt serilmiş olan tabağın içerisine almanızı tavsiye ederim. Fazla yağını çeksin. İyice pişirelim. Çiğ kalan kısım kalmasın. Ben bu aşamada eşime yaptırdım sizler için. Oldukça pratik ve de çok lezzetli bir tarif bu arada. Her pazar kahvaltısında mutlaka yapmaya çalışıyorum bu tarifi. Çok sevilen bir tarif çünkü bizim evde. Buraya kadar videomu izlediyseniz, videomu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum sevgili takipçilerim. Diğer aşamayı da sizler için şöyle kısaca göstereceğim ve artık kapanışı yapacağım. En son halini de gösterdikten sonra bu şekilde hala kabaracak. Dikkatli bir şekilde pişirelim. Önemli olan iç kısmının açılmaması. Fazla kalan hamur parçalarını da bu şekilde kare kare kesip onları da pişi niyetine pişirebilirsiniz. Dediğim gibi hamur kabartma tozunu kullanmak istemezseniz bir tatlı kaşığı kadar ıslatmaya maya da kullanabilirsiniz. Arkalı önlü iyice pişiriyoruz. Tarifimiz bu kadar. Oldukça basit, oldukça pratik ve de çok lezzetli. Emin denedikten sonra sizler de bana hak vereceksiniz. Çok güzel oldu. Şöyle iç kısmında şimdi sizler için biraz sonra göstereceğim.
Şöyle göstereyim. Birazcık soğuduktan sonra yumuşaklığını göstermek istiyorum ilk başta. Gördüğünüz gibi pufuduk bir börek elde ettik. Şöyle iç kısmını da gösterdikten sonra artık sizlere veda ediyorum. Tarifimiz bu kadar sevgili takipçilerim. İnşallah yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.